Son günlerde yeni yeni icatlar çıkıyor karşımıza. Yenilik çağındayız. Her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Tuhaf tuhaf robotlar üretilmeye başlandı. Değişik hayat kolaylaştıran ev aletleri üretilmeye başlandı. Hayatımızı kolaylaştıracak bir sürü şey var artık piyasada. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Belli bir yaşa geldiyseniz 18, 19, 17, ergenlik hiç fark etmez. Şunu farkına varmışsınızdır artık. İnsanlarla yaşamak, insanlara güvenmek, insanlara bel bağlamak bazen çok büyük bir hayal kırıklığı yaratabiliyor. Çünkü insanlar her zaman sizin istediğiniz gibi yaşamıyorlar, sizin istediğiniz gibi davranmıyorlar, sizin istediğiniz gibi yanınızda kalmıyorlar. Ve öyle zamanlarda insan şunu söylüyor kendi kendine. Ya keşke öyle bir şey olsa ki. Öyle bir şey olsa ki. Ne yaparsam yapayım, ne başıma gelirse gelsin, her ne olursa olsun beni terk etmese, ne olursa olsun hep yanımda kalsa ve hep beni sevse, beni anlasa, beni anlayabilse. Bu bir robot olabilir mi? Atlas, dünyanın en dinamik insansı robotu. Gövdesinin, bacaklarının ve kollarının hareketlerini koordine edebiliyor 1,5 metre yüksekliğinde. Görevlerini yerine getirirken dengede durabiliyor. Geri takla atabiliyor. 75 kilo ağırlığında zorlu arazilerde gezinebiliyor, engellerden kaçabiliyor. İtildiğinde dengesini koruyabiliyor. Eğer devrilirse yeniden kalkabiliyor. Düşünebiliyor musunuz? O çok istediğiniz sizinle yürüyüşe çıkacak, belki de sizinle istediğiniz zorlu arazilerde gezinebilecek, koşacak arkadaşa sahip olabilirsiniz. Bugüne kadar robotların sadece işlerimizi elimizden alacağını düşündük. Hatta şöyle şeyler söyledik. Robotlar işlerimizi elimizden alırsa biz ne yapacağız? İnsanlık ne olacak? Ama bugün başka bir noktadayız. Robotlar bizimle arkadaşlık kurabilirlerse arkadaşlarımıza ne olacak? Gerçekten artık insan arkadaşlara ihtiyaç duyacak mıyız? Eğer bir gün gerçekten robotlarla arkadaşlık kurabilecek seviyeye gelirsek ve her birimizin birer robot arkadaşı olursa şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Robotlar belki bizi anladığını söyleyebilirler, belki bizi anlayabilirler. Ama biz ona acılarımızı anlattığımızda, kayıplarımızdan bahsettiğimizde, vazgeçmişliğimizi anlattığımızda robot bizi anlasa dahi hiçbir zaman acı çekmedi. O hiçbir zaman terk edilmedi. Hiç kimseyi kaybetmedi. Hayatta senin yaşadığın hiçbir şeyi aslında o yaşamadı. Öyleyse robotlar empati kurabilir mi? Sofia. Herhangi bir ülkenin vatandaşlığını alan ilk robot. Hepiniz Sofia'yı tanıyorsunuzdur. Birleşmiş Milletler'de konuştu. En ünlü şovlarda yer aldı. Bir sürü röportaj yaptı. Sofia insanın yüzlerini tanıyor. Taklit edebiliyor jest ve yüz ifadelerini. Ve doğal konuşmalar yapabiliyor. İnsanların gözünün içine bakabiliyor. Sofia ses tanıma teknolojisini kullanıyor ve yapay zekası sayesinde konuşmaları analiz edip böylelikle bunları gelecekteki cevapları için kullanarak kendini geliştirebiliyor. İlerleyen zamanlarda daha zeki olması için tasarlandı aslında. Yaşlılar için uygun bir yoldaş olacak şekilde tasarlandı aynı zamanda. İnsanların aksine hastalanmayacak, yaşlanmayacak, ölmeyecek, seni terk etmeyecek. Eğer yaşlı biri varsa evde ona bakabilecek. Yaşlılara bakacak robotlar var artık. Peki ya çocuklar? Bir çocuk robotla büyüdüğünde empatiyi unutacak mı? Empati kurma yeteneğini geliştirmeyi bilecek mi, öğrenebilecek mi? Belki de hiçbir zaman empati kurmayı öğrenemeyecek. O zaman insani değerlerimize ne olacak? Pepper. Temel insan duygularını ve yüzlerini tanıyan yarı insansı robot. 15 dilde konuşuyor. Aslında ziyaretçileri karşılayacak, onlara yenilikçi bir şekilde rehberlik edecek bir asistan olarak tasarlandı. Belki de sadece bir evcil hayvan almak istemiştik barınaktan. Bize arkadaşlık edecekti, sabahları onunla yürüyüşe çıkacaktık. Eve geldiğimizde bizi karşılayacaktı, heyecanlanacaktı bizi gördüğünde. Sonunun ayıbosu. Dünyadaki en dikkat çekici robotlardan bir tanesi. İlk tasarımı 1998'in ortalarında yapılıyor. Sonra Sony bu çalışmayı durduruyor ve Japonca'da partner anlamına gelen Aibo 2017'de Sony tarafından yeniden tanıtılıyor. Adından da anlaşılacağı gibi robot bir arkadaş olarak tasarlanıyor. Evlerin her üyesiyle duygusal bir bağ kurabiliyor, sevgi ve şefkat göstermesini sağlayabiliyor. Dinamik hareketler yapabiliyor, yüz ifadeleri, jestler ve büyüdükçe sahipleriyle birlikte benzersiz kişiliğini oluşturuyor. Çünkü interaktif bir özelliğe sahip. Kameraları var. Arkaya bakan kamerasını kullanarak şarj ünitesine gidebiliyor. Burnundaki kamerayı kullanarak aile üyelerini tanıyabiliyor. Robotik köpek aynı zamanda komutlara yanıt veriyor.
ve sürekli güncellemeler sayesinde yeni hareketler, yeni yeni hareketler öğrenebiliyor. Yeni hareketler yükleyebiliyorsunuz robotunuza. Bir köpek alıp uğraşıp uğraşıp ona yeni hareketler öğretmektense alt üstü bir uygulama indirip ona yeni hareketler yükleyebileceksiniz demektir bu. Tamam, biliyorum. Bunlar birazcık korkutucu gelebiliyor insana. Ama işin iyi tarafı da var. Mesela otizmli çocuklar için geliştirilen bir robot. Otizmli bireyler için ilginç ve ulaşılabilir bir öğrenme sistemi oluşturmak üzere tasarlanıyor. Robot yürüyor, konuşuyor ve insan yüz ifadelerini taklit edebiliyor. Çocukların sosyal ve iletişim becerilerini uygulamalarına izin verecek şekilde dersler veriyor. Asla yorulmuyor, asla sinirlenmiyor ve bu tutarlı pozitif deneyim öğrencilerin gelişmesi için gereken tüm koşulları sağlıyor. Çocuklar ona kolaylıkla bağlanabiliyor ve onunla iletişim kurabiliyorlar. Göğsünde bir ekran kullanıyor. Sözlü olarak ders verirken ne dediğini göstermek için sembollerle. Düzenli olarak öğrencilerine sorular soruyor ve bu soruları takip ederek yanıtlar istiyor. Evet ya da hayır şeklinde yanıt alabileceği sorular soruyor. İnsan ahlakının belki de temeli. Sana davranılmasını istediğin gibi davran başkalarına. Yani zorda olanın, acı içinde olanın yerine koy kendini. İşte bunun adı empati. Empati muazzam bir kabiliyet. Peki ama sizce sadece insanlar mı empati kurar? Bazı bilimsel çalışmalar bunun aksini gösteriyor. Örneğin 1964'te psikiyatrist Jules Massaman tarafından yapılan bir araştırmada al yanaklı maymunları alıyorlar, onlara yemekler veriyorlar. Yani yemeği almak için zinciri çekmeleri gerekiyor. Ama zincir çektikçe yanındaki arkadaşına elektrik şoku veriliyor. Ve bir süre sonra bunu anlayan maymunlar zincir çekmeyi reddediyorlar. Yani yemek yemeyi reddediyorlar. Peki tanımadığımız, hayatına hiç dahil olmadığımız, hiç görmediğimiz insanlarla nasıl empati kuracağız? Onların neyi hak edip neyi hak etmediğini nereden bileceğiz? Onlarla nasıl bağ kurabiliriz? Ne onlar bizim yerimize geçti, bizim hayatımızı yaşadı, ne biz onların yerine geçip onların hayatını yaşadık. Belki de yüzyıllar boyunca çıkan savaşların ve ötekileştirmenin en büyük sebebidir empati yoksunluğu. Sanırım Tolstoy'un sözüydü. Bir insan acı duyabiliyorsa canlıdır. Ama başkasının acısını duyabiliyorsa insandır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.